Canımın içi neye göre inanıyorsun bilmiyorum ki yani. Herhalde şöyle yani hocamız konuşsun bana anlatsın diye düşünüyorum. Bence inanmıyordur yani. Çünkü çok güzel. Maşallah. Ama benim yani bol geniş konuşmam için bir imkan tanımak için söylüyor herhalde. Yoksa benim canım zeki bir delikanlı yani hiçbir delil olmayan teoriye inanılır mı? Şimdi inanmak için hiç olmazsa birkaç tane delil gerekmiyor mu? Adam Konya'dan geldim diyor. Peki telefon ediyor. Geldiysen diyorsun değil mi? Bir alamet ver. Adam işte bir gösteriyor oteldeki odam diyor işte şurayı. O zaman inanıyoruz. Şimdi burada da hiç olmazsa bir tane fosil göstermeler gerekmiyor mu? Bir tane. Yok. Olmayınca nasıl oluyor? Protein tesadüfen oluyor mu diyoruz? O da olmaz diyor. Mümkün değil. Mutlaka bir yaratan olması lazım diyor. O zaman neyi anlatıyorsunuz ya? Benim yakışıklım bence inanmıyordur. Göstert bakayım. Evet, çünkü çok yakışıklı. Baksana kaşlar, maşlar falan. Evrime inanan pek kalmadı. Ama şöyle olabilir bir ihtimal delikanlım için. Cevabı olan hiçbir eser okumamış olabilir. Evrimle ilgili bir küçük kitapçık okumuştur. Bilim adamları böyle diyor. O zaman tek yanına inanmış olabilir. Hiç cevap görmemiş olabilir. Bak ona ben şöyle bir soru sorması istiyorum onu söyleyenlere. Hocasısı da olabilir. Okuldaki öğretmeni söyleyse o da olabilir. Hocam desin bir tane delil rica ediyorum. Teşekkür ederim desin. Tek bir tane. Hiçbir delil yok evrimin. Fatih Altaylı boş yere çırpınıyor. O tombul amcayı çıkarıyor. O şen profesör havalarında. Sen onu yapacağını bize delil gösterdi. Delil var mı? Yok. Yoksa senin teorin de bitti. Sen de bir anlamda bittin yani ilim irfan cihetinden. Evet dinliyorum. Herkes Kur'an'dan hüküm çıkarabilir mi?